Siz ne bekliyorsunuz? Savaş mı, pandemi mi? Ne var sizce akıllarında? Şunu net görüyorum. Çok yani hatta en son Gürcistan'da bile bakın seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı bile tanımadı. Orada inanılmaz böyle yine o sokaklar karışacak. Venezuela'da da benzer durum olmuştu. Hala gerginlik orada devam ediyor. Orada da insanlar sokaklara düşecek. Brezilya'da yine geçtiğimiz ay sokak olay. Yani öyle bir noktada ki bütün sokakları bunlar kaşıyacaklar. Çok net söylüyorum. Ya bunun da koşulları var. Yani dünyadaki ekonomik koşullar. Ama önce nerede? En tehlikelisi ve bizi en çok ilgilendiren İran'da olacak bu. İran'da çok büyük sokak olayları ve bunun iç çatışmalara dönüp İran'ı parçalanacağı, bölüneceği, ondan sonra orada çıkan federasyonlardan sonra oradaki rejim bile hazır. Ve oraya kimin hazırlandığını da ismini söyleyeyim size. Söyleyin. Prens Rıza Pehlevi şu anda diplomasisi yürütülüyor. Mekik diplomasisi yürütülüyor İsrail üzerinden. Netanyahu rejim çok yakında değişecek diyor ya. Hı hı. Bunu bilerek söylüyor. Aynen yani. Onu bilerek söylüyor. Bilerek söylüyor. Şah'ın oğlu, sürgündeki oğlu. Hı hı. Ya inanılmaz şu an her şey hazırlanmış durumda. Birisi çakmağa çakacak, bir kıvılcım. İran aynı, karışacak, sonra da Prens Rıza Pehlevi gelecek diyorsunuz. Aynen yani 1914 yılında nasıl işte Saraybosna'da Franz Ferdinand'a bir suikast girişimi oldu. Bir tane Sırp suikastçı psikopatın teki ateş etti. Bir tane tüfekten çıkan yani bir suikastçının mermisiyle denir ya Dünya Savaşı başladı. Yani o mermi mi başlattı Dünya Savaşı'nı? Yani bir Sırp suikastçı bir mermisi Dünya Savaşı'na girer mi? Hayır, zaten koşullar oluşmuştu. O bir kıvılcımdı. Veliaht Prens'e suikast gerçekleştikten sonra Rusya devreye girdi. Avusturya, Macaristan, Almanya hepsi böyle bir ondan sonra patladı bir yerde birbirine girdi. Sonra bizi de soktular işin içerisine. Alman gemileri Boğaz'dan geçti Karadeniz'e. Hop biz de işin içerisine girdik falan. Yani bu da böyle bir şey şu anda. Yani bir kıvılcım. Yani bu her şey olabilir. Yani en yakın olasılıklara baktığımda mesela Japonya Merkez Bankası en ufak bir faiz arttırması bu kıvılcım olabilir. Bütün dünya ekonomisini çökertebilir. Veya Amerika'da gelecek olan bir beklentinin üzerindeki bir enflasyon verisi bu kıvılcımı başlatabilir. Veya büyük bir terör saldırısı böyle kapsamlı bir şekilde bir ülkede olayları başlatıp diğer ülkelere sıçratabilir. Hatırlayın Yasemin devrimlerini sözde yani. Arap Baharı böyle saçma sapan da isimler takıyorlar. Ne baharı yani cehennemi yaşamış o adamlar. Tunus'ta başladı. Orada kalmadı. Mısır'a sıçradı. Evet. Libya'ya sıçradı. Yani bu yani daha önce de bu sadece öyle de ki yani Fransız devrimi bile bütün Balkanlara sıçramadı mı? Yani 2. Dünya Savaşı'na gelene kadar zaten paramparça olmuştu yani. Osmanlı Balkanlardaki toprakların tamamına yakın kaybetmişti yani. Devrimler bulaşıcıdır. Kaos bulaşıcıdır. Yani bir kaos pandemisi bekliyor bizi maalesef. Bu seferki pandemi kaostan. Evet ama bunun üzerine tabii bunun üzerine şey de getirebilirler. Yani olağanüstü hal için uygun bir koşuldur o kaos. Hı hı. Ama olmadı daha da gitmek istersen burada bu pandemiyi kullanabilirsin. Bir savaşı kullanabilirsin. Bill Gates bunu söylüyor. O veya olmadı o öbürü. Olasılıkları koyuyor. Yani... Bir şey yapacağız da ne yapacağımıza daha karar vermedik. Ama her ne yaparsak aslında yapalım bunun sonucu da bir olağanüstü hal koşuludur. Hı hı. Ve bu ne kadar küresel olursa o kadar iyidir. Yani olağanüstü hale getirip sonrasında ne yapacaklar? Yani, evet. Ondan sonra bütün hükümetlerin yetkileri budanacak. Bir taraftan parçalara ayrılan devletler, otoritesi tanınmaz hale gelmiş hükümetler ve ortada bir finansal kriz var. Yani burada insanlar nasıl? Tek elden yönetilen bir dünya düzeni mi? En son varması istenen Ekim 2030 tarihine kadar tamamlanması istenen şey o. Tek merkezli dünya düzeni. Tarih de veriyorum. Bak, Ekim 2030. Plan, program bu. Orada şu devreye girecek. Küresel dijital bir para. Phoenix. Adı bu. Phoenix. Phoenix. İsminde bir para şu an tasarlanıyor. Onu sahneye çıkardıklarında ismini değiştirebilirler. Belli olmaz ama şu anda Phoenix adında İsminin bir... İsminin şu anki bu mevcut ismin bir şeyi var mı? Özel bir sebebi var mı? Bu şeydir. Anka kuşudur. Anka kuşudur. BIS'te bu belirlendi. İsviçre'de, Basel'de. Yani bu uzun süredir kullanmak istedikleri sembol buydu. 1988 The Economist kapağına bakın. Yine orada Phoenix'i görürsünüz. Ve şöyle yazıyordu. Diyordu ki yeni bir dünya parasına kendinizi hazırlayın diye. Başlığı da buydu. Ve kartalın, Phoenix kuşunun çift başlı kartalları. Ayaklarının altında yanan bütün dünya para birimleri yanıyordu. Ve kartalın boynunda asılı bir altın para vardı. Yani altın. Yani altın standardına mecburen yani bu süreçte girmek zorunda. Yani şu an bakın BRICS'teki alternatif sistem neyin üzerine tasarlanıyor? Altın standardına. Çünkü bu ülkeler, BRICS ülkeleri birbirlerine yapacağı ödemeleri eğer kendi paralarını yine belli bir altın standardı olmadan sınırsız arttırırsa, devalüe ederlerse o zaman oradaki yapacakları ticaret adil olmayacaktır. O vadeler gelene kadar paralarını daha da değersizleştirip o zaman ne kadar kime ne kadar mal satabilir, kim kimden ne kadar mal alabilir? Bunun bir ölçüsü olması lazım. O yüzden altın üzerinden şu an bunu tasarlıyorlar. Bunun karşısında da yine belli bir altın standardı koyulmak zorunda. Ama ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Bütün dünyada o altın standardı, bu kısmi altın standardı da olabilir belli bir oranda. Bütün dünyada bu sistemi oturttuktan sonra ikinci aşamada altını da devre dışı bırakıp tamamen tek bir paraya ve orada altın standardına ihtiyaç olmayacaktır. Çünkü rakibi olmayacağı için karşısında böyle bir şey tasarlıyorlar. Peki birisinin, uyduruyorum şimdi, işte 100.000 doları var, 100.000 eurosu var. Atıyorum ben şu an bu. Bu para birimine karşı bunlar sıfırlanacak mı? Sıfırlanmayacak ama belki onda birine inecek. Devletler bunu yaparlar, devalüasyonu yaparlar. Yani bu İngiltere'de de yapmıştır. Ondan sonra Türkiye'de zaten biliyoruz ki tarihimizde birçok kez olmuştur. Birçok ülke yapmıştır. En son işte Mısır yaptı. Yani her devlet bunu yapıyor. Ama bunu Amerika Birleşik Devletleri yaptığı zaman iş başka olur. Bütün dünyayı... Çünkü bütün dünya elinde onun parasını tutuyor. Sarsar. Yani bütün dünyayı etkileyecek. Bütün dünyanın birikim aracı gibi bir şey aslına bakıldığında. Yani bütün dünya kazık atmış olacak aslında. Bütün dünya ya büyük bir kazık atmış. Çünkü alacaklarını diyor ki sana olan borcumu onda birine indirdim demiş olacak. Yani bu da aslında bir savaş sebebidir yani. Doğru. Ama bu olacak yani. Mecbur. Çünkü başka türlü Amerikan hükümeti borcunu şu an 35.8 trilyon dolar olan borcunu ödemesi teknik olarak mümkün değil. Çünkü ekonomik büyüklüğü yeterli değil buna. Bunun için para basması ve devalüasyona gitmesi lazım. Başka bir çaresi yok. En sonunda patlayacağı yer orası olacak. BRICS dediniz. Türkiye'nin BRICS'e olan ilişkisini nasıl görüyorsunuz? TUSAŞ saldırısının olduğu gün Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Kazan'daydı. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum doğrusu. Evet. Türkiye BRICS'e haliyle üye olmak istiyor. Bu ekonomik birliğin içerisinde yer almak istiyor. Ama BRICS'in şu anki son tavrına baktığımız zaman belli ki Türkiye'yi istemiyor. Bunu nereden çıkarıyoruz? İlk başta Dışişleri Bakanı Çin'deyken bir Çin medyasına röportaj vermişti ve o röportajda demişti ki biz BRICS'e üye olmak istiyoruz. Ondan sonra onun hemen ardından hatırlayacaktır belki izleyicilerimiz. Kremlin sözcüsünden bir açıklama geldi. Türkiye'nin BRICS üyeliğini memnuniyetle karşılarız dendi. Aradan haftalar geçti. Tekrar bu sözler telaffuz edildikten sonra Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı bir açıklama yaptı ve dedi ki bu yakın zamanda veya bu işte en azından bu sene içerisinde, bu Kazan'daki toplantıdan önce söyledi bunu. BRICS'e yeni üyelik söz konusu değildir. Böyle bir gündemimiz yok. Şimdi burada aslında isim vermeden Türkiye'ye işaret etti. Şimdi daha önceden memnuniyetle karşılarız demişti de ne oldu da birdenbire bu söylem değişikliği gerçekleşti? Neden çark ettiniz? Burada ben bunun da İran'la ilgili olduğunu düşünüyorum. İran da çünkü biliyorsunuz BRICS'e üye oldu. Ve BRICS topluluğu içerisindeki bir ülkenin, Türkiye'nin üyeliğini, katılımını istemiyor olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de işte bu İran'da başlayacak olan olaylar ya da en azından öyle başlayacağını tahmin ettiğim, öngördüğüm olayların Türkiye tarafından da nasıl söyleyelim beklenmesi ve yani Türkiye'nin çıkarları olarak görülmesi buradaki devlet politikasının İran'ın hoşuna da gitmiyor ama diğer BRICS topluluğu üyesi ülkelerin de gitmiyor. Bu çünkü niye biliyor musun? Bu NATO'cu bir yaklaşım. Diyor ki ya siz NATO ile eğer bu kadar böyle iş birliği içerisinde olacaksanız o zaman BRICS üyeliğini biraz bekletelim arkadaş. Şöyle kenarda dursun diyor. Yani o işin şeyi budur. Hindistan'da karşı çıkıyor. Türkiye'yi orada istemiyor falan. O yüzden o böyle kolay olacak bir şey henüz ya da kısa vadede sürede olabilecek gibi gözükmüyor. Şu anki koşullar itibariyle Türkiye'nin BRICS üyeliği biraz zordur. Onu söyleyeyim. Zor yani. Ha, bir de bir şey daha sormuştunuz. TUSAŞ saldırısı. Evet, o güne denk geldi. Şimdi BRICS'in karşısında bazen NATO konumlandırılıyor ve bu konumlandırmanın da doğru olmadığı, yani kendi içerisinde haklılığı olan, tutarlılığı olan bir söylem var. Hatta bu söylemi de ilk ben Türkiye'de gündeme getirdim. Ondan sonra şey yapılmıştı. Demiştim ki BRICS dediğiniz topluluk bir ekonomik işbirliği topluluğudur. NATO bir askeri işbirliği topluluğudur. Birbirlerinin muadili değillerdir. Normalde. Ama bir fark var, bir ince detay var. NATO dediğiniz ordu devletlerin ordusu değildir. Bir banka ordusudur. Küresel sermayenin ordusudur. Yani bu örneği sık veriyorum çünkü tam yerine oturuyor. Türkiye neden NATO'ya girdi? Hatta NATO'ya girebilmek için neden gitti? Kore'ye asker gönderdi. Kore İç Savaşı'nda Türk askeri neden savaştı? Batı sermayesini çekebilmek için. NATO dediğimiz yapı Amerika'nın da ordusu değildir. İngiltere'nin de değildir. Almanya'nın da değildir. Şunun hiçbir tanesi değildir. Sermayenin, küresel sermaye ekonomisinin. Çünkü komünizm döneminde bakın Sovyetler vardı ve onun karşısında yani o Varşova Paktı'ydı bunların askeri birliği. Varşova Paktı'nın alternatifiydi NATO. Bu ikisi birbirinin şeyiydi.